Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için Django derslerine hoş geldiniz. Bu dersler dizimizde Python diliyle yazılmış olan açık kaynak kodlu web framework olan web kütüphanesi olan Django üzerine konuşacağız. Derslerimiz yeni başlayan arkadaşlara yönelik olacak. Ancak tabii ki orta seviyede arkadaşların da mümkün olduğu kadar yararlanmaları için elimizden geleni yapacağız. Şimdi öncelikle derslerimi takip eden arkadaşlar bilirler. Ben mümkün olduğu kadar derslerde yeni başlayanlar için olsa dahi hep gerçek yaşam projeleri üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. Bunun daha iyi bir öğrenme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Bu dersimizde de hazırladığım bir proje var. Şimdi şöyle arkadaşlar, Start Bootstrap tarafından yapılmış bir tane basit bir blok temamız var arkadaşlar. Bu blok temayı internetten indirdim ben. Linkini de paylaşacağım zaten. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar, dikkat ederseniz statik bir HTML sayfalarından oluşan bir template burada. Bir ana sayfamız var. Ana sayfadan gelen şöyle görmüş olduğunuz gibi postlar var. Şurada older posta tıkladığınız zaman yine ana sayfaya geliyor. Burada posta tıkladığımız zaman şöyle sample post şeklinde bir sayfası var. Oraya geliyoruz arkadaşlar. Diğer postlara tıklandığında da hep aynı post sayfasına geliyor. Statik bir sayfa. Ayrıyeten şöyle bir About Me bölümü var arkadaşlar. Sonrasında sample postu gösterdi. Kontak sayfası var. Şurada görmüş olduğunuz gibi çalışmayan bir form. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar, statik sayfayı Django kullanarak dinamik hale getirdim ben. Şimdi kendi serverımda çalışan, görmüş olduğunuz bir localhost'ta çalışan projeyi bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle her bir sayfaya tıkladığımız zaman kendi blog sayfamıza geliyor. Burada dikkat ederseniz şurada older post bölümü var. Older post'a tıkladığımda ikinci sayfaya geldik. Hatta şurada pagination yapısı kullanıyoruz. Her bir sayfada üçer tane, ana sayfada üçer tane post olmasını istedim ben. Bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada görmüş olduğunuz her bir post yapımız farklı farklı kendine ait olan post sayfalarına geliyor. Dikkat ederseniz şuradaki ilk postumuzu tıkladığımız zaman en son girdiğimiz post yapısına geliyor. Burada görmüş olduğunuz bir About sayfasında aynen olduğu gibi statik HTML olarak projemizi yerleştirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi kontak sayfamız var. Kontak sayfamızdaki form yapısını Django form yapısına çevirdik. Hatta şurada ne diyelim, tester 60 bir e-mail atsın. Tester 60@gmail.com diyorum. Şöyle bir telefon numarası yazdığımızı farz edelim. Şuraya da ne diyelim? Tester 60 message şeklinde yazdık. Send diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle başarılı bir mesajımızı aldık, gösteriyoruz. Buradaki form başarılı bir şekilde çalışıyor. Hatta şuradan size formun gönderildiğine dair Gmail hesabıma giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, Tester 60'tan gelen mesaj başarılı bir şekilde Gmail'e yönlendirmiş oldum. Gmail'imize gelmiş oldu. Yalnız burada
bir güncelleme yapabilirim. Maili aynı zamanda formdan Gmail'e almak üzerine de konuşabiliriz. Ama aynı zamanda burada aldığımız bilgileri admin alanımıza yazdırabiliriz. Admin alanımızdan bahsederken neden kastediyorum? Hemen şurada admin yapımıza gelelim. Burada görmüş olduğunuz gibi postlarımız var arkadaşlar. Hemen yeni bir post ekleyelim mesela. Diyorum ki test Django post olsun. Post subtitle'da test pekiştirici diyelim. Django post subtitle diyelim. Admin şöyle bir görsel seçelim. Görsel olarak şu görseli kullanayım ben. Şurada bulunan şöyle bir ellipsum paragrafı kopyalayalım arkadaşlar. Ellipsum paragrafı kopyaladık. Geldik şuraya yerleştirdik. Burada arkadaşlar aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi CK editör yapısı var. Projemize CK editörü de nasıl embed edeceğimiz üzerine konuşacağız. Burada CK editör kullanarak gerekli değişiklikleri, istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Yalnızca girdiğimiz postların böyle sadece kuru kuru bir tekst olarak gözükmesindense böyle CK editörü embed ederek bu şekilde daha farklı HTML yapısı da verebilirsiniz. Kaydediyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde kaydettik. Geliyorum ana sayfamıza. Şurada görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde postumuz geldi. Tıkladığımız zaman görselimiz başarılı bir şekilde entegre edilmiş. Burada dikkat ederseniz CK editörle HTML rengini değiştirdik, bold yaptık. Bu tarz değişiklikleri de yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar son olarak projemizle ilgili bu gösterdiğim alan kendi lokal hostumuzdaki. Son olarak daha tam karar vermedim bu dersler serisi içerisinde konuşsak mı diye. Ama Django projesini arkadaşlar Django projesini Heroku'ya nasıl göndereceğimiz, nasıl yükleyeceğimiz şeklinde de konuşabiliriz. Mesela burada Elisar'ın heroku.app.com burada sayfanın yaptığım projenin birkaç eksikle canlı halinde görebilirsiniz. Nasıl Heroku'ya bir Django projesi yükleneceği üzerine de konuşabiliriz. Dersi olan geri dönüşlere bağlı olarak. Bu ilk giriş dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.